Mutsuz bir evliliği bitirmek mi yoksa imtihan diye sabretmek mi? Bu evliliği mutsuz yapan nedenler bir kere tespit edilmeli. Şimdi hanımefendi diyor ki ben elimden geleni yaptım olmadı. Beyefendi diyor ki ben de elimden geleni yaptım olmadı. Doğru, tamam buraya kadar haklısınız ama eksik. Elinizden gelen şey doğru muydu acaba? Elimden geleni yaptım dedin ya, o yaptığın şey doğru muydu acaba? Yani siz biyolojik olarak ölümü gerçekleşmiş birinin fişini bile çekmekten korkarsınız ya. Bir ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğine sen karar veremezsin. Onu bir doktor karar verecek yani. Şimdi burada siz kendi başınıza karar veriyorsunuz. Bu evlilik bitmiş diyor. O yüzden boşanalım. Neye göre? Kime göre? O yüzden mutlaka bir uzmandan destek alınmalı. Bu evlilik bitmiş midir? Gerçekten bu evliliğin canı çıkmış mı yani? Psikolojik olarak bu evlilik yıkılmış mıdır artık? Sadece resmi olarak bitirilmesi mi kalıyor falan diye. Eğer bir uzman da derse ki hiçbir uzman da bunu demez, boşanın demez. Ama benim ısrarla üzerinde duracağım konu şurası. Benim imtihanımdır deyip evliliği devam ettirmek konusu karnı çok geniş bir konu. Önce şunu halledelim. Bir evliliğin bitip bitmediğine dair hükmü taraflar vermeyecek. Danışan verecek. Uzman verecek yani. Fakat ben devam edeceğim hocam. Benim imtihanım değil mi? Devam edeceğim. Tamam devam et. Adam veya kadın fark etmez. Benim imtihanım diyor devam ediyor. Fakat sorunun çözümü için hiçbir şey de yapmıyor. İmtihan demek şu demek. Yani bu benim gireceğim sınav. Ben bu soruları cevaplandırabilirim demektir Türkçesi. Yani mübarek imtihanım diyorsun. Ders çalıştığın yok. Soruları cevaplandırdığın yok. Kafa yordun yok. Yine evden kaçıyorsun eskide olduğu gibi. Yine duyarsızsın. Yine ilgisizsin. Kadının ve erkeğin hiçbir şikayetine mantıklı ve makul bir cevap getirmiyorsun. Ama benim imtihanım. Böyle bir imtihan olmaz. Sınıfta kalırsın. Böyle bir imtihanda sınıfta kalırsın. Açık söyleyeyim. Benim imtihanım demek şu demektir. Ben bu sorunu çözerim. Ben kadınla veya erkekle ilgili, kocamla veya karımla ilgili bu sorunu çözerim abi. Ben bu sorunun üstesinden gelebilirim. Ben bu sorunu yönetebilirim. Dolayısıyla ben bu imtihana girerim. Bu Türkçesi budur yani. Yoksa benim imtihanım deyip her şey olduğu gibi devam etmek, olayı akışına bırakmak demek, olayı entropi yasasına göre tekrar dağılmaya terk etmek demektir yani. Sabretmek de her şeyi bırakmak manasına gelmemeli diyoruz yani. Sabretmek o değil. Aktif sabır. Sabır beklemek ama aktif sabır. Elinden geleni yap, bekle. Buna sabır deniyor. Hiçbir şey yapmamak tembelliktir, kaçmaktır yani.